Merhabalar Kampana News izleyicileri. Bugün 9 Haziran 2023 Cuma ve biz her Cuma olduğu gibi bir hukuk ve insan programında yine karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kıymetli bir meslek üstadım ve son derece nitelikli bir hak savunucusu. Bugün çocuk ve kadın hakları başta olmak üzere tabii seçme ve seçilme hakkına da değineceğiz. Demokrasiye de değineceğiz. Üstadımı yayına alabilirsek. Üstadım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ben tabii sizi yakından tanıyorum hem Ankara Barosu'ndan. Ankara Barosu'nda da çok ciddi emekleriniz var. Bizler üzerinde de emekleriniz var. Eğitimlerinize Estağfurullah. katıldık. Çok şey öğrendik. Ankara Barosu'nda İnsan Hakları Merkezi'nin bir dönem başkanlığını da yaptınız. Evet. Uzun süre yönetim kurulunda da görev aldınız. Bununla beraber birçok farklı alanda da hak savunuculuğuna devam ediyorsunuz. Meslekle birlikte Türkiye Barolar Birliği'nde TURAVAK'ta yani bütün meslektaşlarımızın vakfı olan TURAVAK'ta da yönetim kurulu üyesisiniz. Yine de hani ben kısa bir giriş yapmış olayım. Siz de biraz kendinizi tanıtır mısınız? Özellikle sonrasında da önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin faaliyetlerinden de bahsederseniz çok mutlu oluruz. Ülkemizde çocuk ve kadın hakları ne durumdadır? Evet. 2003 Ankara Hukuk mezunuyum ben. 2004 yılından itibaren Ankara Barosu'nda serbest avukat olarak çalışıyorum kendi ofisimde. Yaklaşık 20 yıllık bir hukukçu geçmişim var. Son zamanlardaki çalışmalarım yani bir son 10-15 senedir kadın hakları özelinde, bununla birlikte çocuk hakları ve insan hakları üzerine oldu. Ankara Barosu Gelincik Merkezi'yle başladım. Daha sonra çeşitli eğitimlerde, eğitici olarak, projelerde, ulusal danışman olarak devam ettim. Şu anda da halihazırda sizin bahsettiğiniz gibi önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nde koordinasyon üyesi olarak görev yapıyorum, koordinasyon kurulunda. Mücadelemiz kadın hakları üzerine, insan hakları üzerine maalesef ülkemizde hiç bitmeyen bir mücadele. Ve biz de bunun bir parçası olmaktan naçizane gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğini de yapmaya çalışıyoruz. Ben yaklaşık 2 senedir önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nde gönüllü avukat olarak görev yapıyorum. Derneğimiz 2018 yılında kuruldu. Asıl amacı çocuğun cinsel istismarı, kadına karşı şiddet ve tecavüz dosyalarında ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık sağlamak olarak belirlendi amacımız. Ancak süreçte karşılaştığımız bazı diğer durumlarda da derneğimizin misyonu gereği bu durumlara da müdahil olmak zorundalığı hissettik. Neler bunlar? Mesela çok da gündem yaratan bir HPV aşı sürecimiz var. HPV aşısı Türkiye'de şu anda ücretli olarak yapılıyor. Biz bunun mücadelesini aşının ücretsiz olarak yapılması ve aşı takvimine alınması şeklinde ilan ettik. Buna ilişkin davalar açtık. Bir kamuoyu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten kanseri, özellikle rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanseri önlediği bilimsel olarak tespit edilen bir aşı. Bu sebeple bunun mücadelesini, bu sağlık hakkının sağlanması için mücadele etmeyi kendi derneğimizin görevleriyle de bağdaşlaştırarak böyle bir hukuk mücadelesine girdik. Bu mücadelemiz şu anda devam ediyor ki en son geçen sene yıl sonunda bütçe görüşmeleri esnasında Sağlık Bakanı'nın bu aşının ulusal aşı takvimine alacağı şeklinde bir açıklaması oldu. Ancak bu aşıyı da yine yaşa göre ve evlilik şartına göre ücretsiz olacağını söyledi. Bu anlamda tabii mücadelemizin doğru bir karşılık aldığını düşünmüyoruz ama biz bu aşı ücretsiz olana kadar bu anlamda mücadelemize devam edeceğiz. Bunun yanında Türkiye'nin dört bir yanından il gözetmeksizin almış olduğumuz kadın cinayeti dosyalarımız ve çocuğun cinsel istismar dosyalarımız var. İşte Şırnak'tan Giresun'a, İzmir'den Sinop, Samsun, Tokat, her ilden almış olduğumuz kadın cinayeti dosyaları var. Burada da dosyaları alırken özellikle daha yoksul avukata ulaşma şansı olmayan ya da kamuoyunda çok fazla ses getirememiş bir bakıma aslında dosyaları almayı tercih ediyoruz. Onlara bir el uzatmak istiyoruz. Bu anlamda da birçok davamız halihazırda devam ediyor. Bu deprem sürecinden sonra da
bir takım çalışmalarımız oldu. Maalesef yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra. Deprem bölgesinde depremden etkilenen refakatsiz çocukların nereye gittiğine ilişkin, yani kayıp başvuruları oldu biliyorsunuz siz de. Evet. Bununla birlikte bazı alınıp bazı cemaatlere verildiğine ilişkin bize ihbarlar geldi. Bunun üzerine de biz direkt olarak biraz önce söylediğim aslında derneğimizin çalışma faaliyet alanı içinde olmamasına rağmen bu konuya da ilişkin. Çünkü bizim için önemli olan çocuğun üstün yararı, çocuğun korunması, bu refakatsiz çocukların da emanet edildiği güvenli eller olması açısından takibini sağlamak istedik. Ve buna ilişkin de hem Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına hem de İstanbul'da şikayetlerimizi yaptık. Gerçi bunlardan da bir sonuç alamadık. Soruşturma yer olmadığına dair karar verildi. Sakarya'da yapmış olduğumuz başvuruya ilişkin. O süreci takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Yani Aile Bakanlığı'nda çeşitli açıklamaları olmuştu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na. Biz çocukların nerede olduğunu biliyoruz ya da biz teslim ettik gibi. Ama çocukların güvenli ellerde olmaları ve bu eğitimlerini de hayatlarının bundan sonraki kısımlarında güvenli bir şekilde devlet koruması altında geçirmelerini sağlamak bizim amacımız. Bununla birlikte dediğim gibi dava takibi sürecine de devam ediyoruz. Ve mücadelemiz her alanda, içinde kadın ve çocuk olan her alanda devam ediyor. Depremden sonra özellikle koruyucu aile olmak için çok sayıda başvuru oldu. Meslektaşlarımızdan da başvurular oldu. Maalesef o başvuruların neredeyse hiçbirine bir dönüş sağlanmadı. Aile Bakanlığı ve işte Çocuk Esirgeme Kurumu, onların yetkilileri tarafından. Bu da enteresan bir durum. Yani vatandaşların başvurularına cevap verilmemiş olması. Tabii ülkemiz İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıktı. Bu da Danıştay'da da, o davada da siz katıldınız. Ankara Barosu adına da oradaydınız. Emekleriniz için teşekkürler. Hem de bu arada bazen paylaşımlarınızda, sosyal medya paylaşımlarında da Türkiye'nin hemen her ilindeki davaları takip ederken sizleri görüyoruz. Emekleriniz için gerçekten teşekkürler. Ne olacak İstanbul Sözleşmesi? Şimdi İstanbul Sözleşmesi, evet, gayet biz hukukçular olarak da çok net bir şekilde süreci biliyoruz. Gayet hukuka aykırı bir şekilde çıkış süreci yapıldı. Bir kararname kararıyla, Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Ve biz bu ilk andan itibaren mücadele etmeye başladık. Sadece biz dernek olarak değil, bütün kadın örgütleri. Türkiye'de kadın hareketi gerçekten çok güçlü bir hareket. Bu anlamda da bu mücadeleyi de çok güzel bir şekilde verdik ve vermeye de devam ediyoruz açıkçası. Yani tüm kadın hakları savunucuları adına bunu söyleyebilirim. O zaman gerekçeleri 6.284 sayılı kanunun olduğudu. Biz 6.284 sayılı kanunumuz var. Kadınlarımızı bu kanun koruyor. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok diye bir gerekçe sunmuşlardı. Ama şimdi görüyoruz ki aslında vahim bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yapılan seçimler sonucunda meclisin genel tablosuna baktığımız zaman Cumhur İttifakı içerisinde Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın olduğunu görüyoruz. Ve bu partilerin genel parti programları içerisinde açıkça 6.284 sayılı kanuna karşı oldukları da açık bir gerçek. Hatta Yeniden Refah Partisi ortaklık için sunmuş olduğu şartlardan bir tanesini 6.284 sayılı kanuna kanun kaldırılması ya da değiştirilmesi şeklinde söylemişti. Bu anlamda AKP içerisinde de aslında kadın milletvekillerinin kanunu savunucu beyanlarını gördük o dönemde. Ancak onların da kendi çevrelerince linçlendiğini de gördük bir yandan. Bu anlamda İstanbul Sözleşmesi'ni tabii ki geri almak istiyoruz. Ama bir yandan da biz elimizdekileri de kaybetmek için mücadele vermek istemiyoruz açıkçası. Zaten 6.284 sayılı kanun biliyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra iç hukuka bu sözleşmenin uyarlanabilmesi, uygulanması için getirilmiş bir kanun. Zaten kanunun giriş maddesinde de dayanağının İstanbul Sözleşmesi olduğu yazıyor. Bu anlamda çok önemli gerçekten. Daha önce 6.284 sayılı kanun çıkmadan ve İstanbul Sözleşmesi imzalanmadan önce bizim 4.320 sayılı kanunumuz vardı. Bu 4.320 sayılı kanun sadece evlilik birliği içerisindeki şiddet mağdurlarını koruyordu. 6.284 sayılı kanun bu anlamda çok geniş bir çerçeve çiziyor bize. İşte evlilik dışı beraber yaşayanları,
ya da ısrarlı takip mesela 6284 sayılı kanunda düzenlenmişti. Daha ceza kanunumuza bir düzenlemesi yoktu. Yakın zamanda ceza kanunumuza da ısrarlı takipin suç olarak girdiğini görüyoruz. Bunların hepsi tabii ki kadın mücadelesinin bir ürünü. Bu sebeple 6284 sayılı kanun bizim için çok önemli. Tabii bu kanunun sadece var olması da değil, bunun makamlarca uygulanması da çok önemli bir husus bizim açımızdan. İstanbul Sözleşmesi'nin çıkılmasının ardından tabii bütün müvekkillerimizde bir tedirginlik oldu. Şimdi ne olacak, bizim koruma kararlarımız kalkacak mı, bizim korumamız ortadan kalktı mı şeklinde. Biz aslında 6284'ün olduğunu devam ettiğini söyledik ama karar vericilerde artık 6284'de de çok dayanarak koruma kararı verilmediğini, bunu biraz daha zora koştuklarını görüyoruz açıkçası. Hatta mevcut kendi dosyamda bir hakim, mahkeme hakiminin bir delil istediğini, bu koruma kararı vermek için bir delil istediğini gördüm. Kendisiyle görüştüm bu konuda. Çünkü kanun çok açık, herhangi bir delil aranmaz diyor. Ama buna rağmen delil yok dosyada, o yüzden vermeyeceğim şeklinde bir beyanda bulundu. Bu da aslında kanunun gücünü ve kanunun arkasındaki İstanbul Sözleşmesi'nin nedenli güçlü olduğunu bize de gösteriyor. Yani büyük bir koruma sağlıyordu kadınlar için ve büyük bir garantiydi. 6284 sayılı kanun uygulamalarında yavaş yavaş esnetildiğini görüyoruz. Yani bunları konuşmak aslında hiç istemiyorum. Çok olumsuz bir tabloda çizmek istemiyorum. Ama hiçbir zaman 6284 sayılı kanunun kaldırılması ya da içeriğinin değiştirilmesi, yani boşaltılması şeklinde kanunu kaldırmayabilirler ama içerisindeki korumaları kapsamını daraltarak, maddeleri değiştirerek kanunu da işlevsiz hale getirilebilir. Bunları hiç düşünmek istemiyorum. Ama dediğim gibi meclisin mevcut tablosuna baktığımız zaman şu anda biraz risk içerdiğini görüyoruz maalesef. Şimdi kadın temsiliyeti de mecliste çok az biliyorsunuz. Bu anlamda biz yine bizi koruyan yasaları erkeklerden bekleyeceğiz. Ve bizim haklarımızı erkeklerin karar vermesini bekleyeceğiz. Bu eşit temsil konusu da sürekli zaten dile getirdiğimiz bir mevzuydu ama yine son seçimlerde de gördük ki hiçbir siyasi parti bu eşit temsile neredeyse, yani birkaç parti dışında riayet etmedi, önem vermedi. Kadın aday koydular ancak seçilmeyecek yerlere koydular. Yine Yeniden Refah Partisi göstermiş olduğu adayın fotoğrafını bile paylaşma gereği duymadı. Kadına bakış açısını biz aslında buradan anlayabiliyoruz. Kadını bir karartı olarak orada paylaştı. Bu anlamda da ileride bizi nasıl günler bekliyor? Dediğim gibi olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum. Ama biraz da endişe verici bir durumla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Yani bu şekilde devam ederse yeni başka düzenlemeler olabilir diye düşünüyorum ama biz tabii ki yine sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dediğim gibi Türkiye'de kadın örgütlenmesi gerçekten çok güçlü. Belki de en güçlü örgütlenme şu anda Türkiye'de. Bu anlamda haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı söyleyebilirim. Barolar Birliği Başkanımız Erin Sağkan'ın da bu konuda bir değerlendirmesi olmuştu ve yani İstanbul Sözleşmesi'ni evet uygulayan kanun 6284 sayılı kanundur. Ama 6284'ün gerekçesi, dayanağı da İstanbul Sözleşmesi'dir. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının hukuken geçersiz olması, hukuka aykırı olmasının yanında yöneticilerin, siyasilerin, ülkeyi yönetenlerin bir iradesinin göstergesi. Ve biz biliyoruz ki yargımızda, kolluğumuzda maalesef siyasete göre şekil alıyorlar. Evet, maalesef biz şimdi karar, lafınızı böldüm. Biz şimdi verilen kararlarda da bunu görüyoruz. Şimdi kadın cinayeti dosyalarında örneğin faillere verilen indirim, iyi hal indirimi dediğimiz bizim indirim. Yani kanunla düzenleme tekrar getirildi. İşte mahkemeye yönelik, etkilemeye yönelik hareketleri iyi hal kapsamında değerlendirilemez dendi ama yine de görüyoruz, yani kendi mevcut dosyalarımızda görüyoruz. Artık mahkemelerde siyasi karar almaya başladılar. Yani en basit dosyalarda dahi görüyoruz bunu ki kadın cinayet dosyalarında da bu yönde bir karar alındığını görüyoruz. Yani devletin politikasını kararlara da yansıdığını görüyoruz artık. Yani hiç olmayacak indirimler yapılıyor faillere. Bu da ne oluyor? İlerideki faillerde bir caydırıcılığı ortadan kaldırıyor eyleme yönelik olan.
Bu sebeple gerçekten sıkıntılı bir durum söz konusu. Maalesef ama İstanbul Sözleşmesi'ne de yeniden dahil olmak için biz mücadelemize devam ediyoruz. Evet, ediyoruz. Zaten tekrar da hatırlatmak isterim. İzleyenler biliyorlardır muhtemelen ama İstanbul Sözleşmesi maalesef ki Türkiye'nin mahkum olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olduğu bir dosya sonucunda düzenlenmiş bir sözleşme. İlk defa bir ülke üçüncü kişinin eyleminden dolayı sorumlu bulundu. Burada biliyoruz Naide Opuz dosyasında. Üçüncü kişinin eyleminden dolayı devlet yeterince koruma görevini yerine getirilmedi, gerekli önlemleri almadığı için mahkum edildi Türkiye bu dosyada ve bunun üzerine Türkiye'de bu bir yenilik olarak zaten Türkiye'de de hazırlanması için ki o dönemde yine AK Parti iktidar vardı. O iktidar zamanında güle oynaya böyle övünülerek çıkartılmıştı bir sözleşme aslına bakarsanız. Hatta oy bile bir kişi sadece çekimsel oy kullanmış. Daha sonra o kişi de bir milletvekili yanlışlıkla oy kullandı demesi üzerine oy birliğiyle çıkmış meclisten bir sözleşmeye. Aslında çıkış süreci de bu şekilde ilerledi. Evet, Opuz davasıydı. Opuz başvurusuydu yanılmıyorsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Devletin yaşam hakkına yönelik sorumlulukları dar bir çerçevede anlaşılmamalı. Yaşam hakkına yönelik sorumluluklarını işte bir defa daha deprem nedeniyle de hatırladık. Depremde de yaşam hakkını işte maalesef koruyamadığına dair özellikle 99 depreminden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Evet. Özel ve diğerleri kararı, işte meşhur tırnak içerisinde işte Veli Göçer'in yaptığı Çınarcık'taki 195 kişiye mezar olan siteyle alakalıdır. Bununla beraber yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları arasında ayrı bir yeri olan Öner Yıldız ve diğerleri kararı. Ümraniye'deki işte o çöplüğün patlaması sonrasında metan gazı patlaması, 39 yurttaşımızın işte vefat etmesi sonrasında devletin yaşam hakkının koruma yükümlülüğüyle alakalı önemli ilkeler belirlemiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Keşke bunlarla örnek olmasak dünyaya. Ama gerçekten her gün yeni bir maalesef ihlalle karşı karşıya kalıyoruz. Yani dediğiniz gibi devletin pozitif yükümlülükleri gereği önleme, kontrol etme, denetleme. Şimdi depremde de aynı şekilde. Yani evet. Binaların çoğunun işte mesela artık depremin simgesi haline de gelen İSİAS Otel Adıyaman'daki. Depremin hemen sonrası çıkan haberlerden de gördük ki yeterince denetleme yapılmamış. Uzun süre orada altı şekilde kalmış izinler verilmediği için. Ancak daha sonra artık ne şekilde alındıysa izinler alınarak bir otel haline getirmiş ve deprem olmasıyla birlikte depremi yaşayanların da anlattığı tuzla buz olmuş bir bina. Yani burada tabii ki müteahhit de suçlu ancak devletin de burada önleme, denetleme görevini yerine getirmesi gerekiyor. Bu anlamda gerçekten işte bugün deprem oluyor. Dediğiniz gibi bir gün çöpük patlıyor. Ertesi gün sel oluyor. Yani bunları doğal afet olarak nitelendirip buna göre şekil alamayız. Yani burada devletin önlem alması gerekiyor. Yani sadece Türkiye'de olmuyor bu doğal afetler. Ama en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi de biziz. Bu tip doğal afetlerden dolayı. Evet, deprem doğa olayıdır ama afet politiktir şeklinde bir değerlendirmesi evet, olmuştur muhtarımın. Ben de buna katılıyorum. Nitekim devletin yaşam hakkını korumayla alakalı pozitif yükümlülükleri yanında pozitif yükümlülüğün bir de usulî boyutu vardır. Usulî boyutunda da bu yaşam hakkını ihlal edenlerle alakalı da etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapmak bunun başında gelir. Dolayısıyla şayet bir kadına karşı şiddet varsa, çocuklara karşı şiddet, cinsel istismar varsa bunun da usulî boyutunu da devlet bir hakkın yerine getirmeli. Bunu da anlatmış olalım. Hani burada bir defa daha hatırlatmış olalım. Burada hani bir kavramı da sormak isterim. Hani birkaç defa da geçti. Çocuğun üstün yararı. Evet. Şimdi çocuğun üstün yararı diyoruz. Ama hani bu bir sonraki sorumda da hani bu üstün yarar bunun neresinde diye soracağım açıkçası. Evet. Hani soruyu biliyorsunuz ama. Çünkü hani birleştirebilirsiniz. Yani çocuğun tanımı belli. 18 yaşının altındaki herkes çocuk ama Mersin'de 16 yaşındaki bir lise öğrencisi dolayısıyla kanunen çocuk 16 yaşında.
seçim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın afişlerine bıyık çizmiş. Bazı haber sitelerinde küfürlü bir şeyler yazdı da söyleniyor. Bazı haber sitelerinde o yazmıyor. Biz tabii dosyayı bilmiyoruz. Ama netice itibariyle 16 yaşındaki bir çocuğun Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle tutuklanmasını ve tutuklu yargılanıyor olmasını, şu an yani soruşturma kovuşturma süreçlerinin tutuklu devam ediyor olmasını ben açıkçası içime sindiremiyorum. Yeni dönemle alakalı da ciddi endişeler taşıyorum yani böyle başlamasının, yani yeni dönemin. Burada bu çocuğun hani üstün yararı nerededir, toplumun yararı nerededir? Zaten hani Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu bambaşka bir hani tartışma konusu ama hiç olmaması gereken bir şey. Krallık dönemlerinden kalan bir uygulamadır. Kralı korumadır. Bu kanunun öncesi, başlangıç noktası. Biz krallıkla yönetilmediğimize göre, demokrasiyle yönetildiğimize göre bunlardan vazgeçilmesi gerekir. Çocuğun üstün yararı ve bu son olayı nasıl değerlendirirsiniz? Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu kapsamında tabii de. Bizim de tarafı olduğumuz, yani halen tarafı olduğumuz, şimdilik diyeyim ya da, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme ve çocukların korumasına ilişkin kanunumuz, çocuk koruma kanunumuza göre temel ilkemiz çocuğun üstün yararı. Çocuğun üstün yararını biz hem medeni hukuk alanında hem de ceza hukuk alanında her zaman kullandığımız ve öncellediğimiz bir konu. Yani yine mesela medeni hukukta özellikle boşanma davalarında malumunuz olduğu üzere taraflar velayet konusunda anlaşmış olsalar bile çekişmeli boşanma davasında çocuğun üstün yararı gereği muhakkak bir uzmana gidilir. Uzman değerlendirir çocuğun üstün yararını. Yine cezai anlamda da bir olay değerlendirirken bu bizim temel kuralımız, yani çocuk haklarının temel kuralı olan çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi şimdi bu yaşanan olayda ben de şu şekilde okumuştum. Sanıyorum ifadesinde küfürlü sözleri kendisini yazmadığını söylemiş. Bu kendini çizdiğini ancak küfürlü sözleri kendini yazmadığını söylemiş. İlk önce irdelenmesi gereken konu tabii ki Cumhurbaşkanı hakaret suçu. Cumhurbaşkanı hakaret suçu sizin de dediğiniz gibi aslında bir hükümdara, krala karşı işlenmiş gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına baktığımız zaman birçok bu konuyla ilişkin içtihatları var. Hakaret suçuna bile artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki ülkeler bunu ceza hukuku boyutunda değil medeni hukuk boyutunda artık tartışmalılar. Ceza hukuk alanından çıkartmalılar hakaret suçunu. Ki bu kişiler arasındaki hakaret suçundan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı hakaret gibi ya da devlet görevlilerine, devlet yetkililerine hakaret suçlarında ise, özellikle siyasilere yapılan hakaret suçlarında ise AİHM bu konuda da çok net. Diyor ki Cumhurbaşkanı daha hoşgörülü olmak zorunda. Yani bu anlamda ifade özgürlüğünü daha geniş tutmak zorundasın sen. Çünkü devleti yönetiyor, eleştirilebilir bir kişi. Bu anlamda kişiler arasındaki hakaret suçundan daha geniş tutman lazım ifade özgürlüğünü diyor. Ama maalesef bizim ülkemizdeki uygulamada görüyoruz ki bu daha daraltılmış durumda. Şimdi failin burada suça sürüklenen çocuğun daha doğrusu yaşı itibariyle yani ne amaçla yaptığı değerlendirmeden, dediğiniz gibi çocuğun üstün yararı değerlendirilmeden ve direkt olarak tutuklama tedbirinin uygulanması gerçekten çok endişe verici bir durum. Dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık bunun cezai sahadan çıkıp medeni hukuk alanında, yani bir hakaret fiilinin artık tazminata konu olması gerektiğini savunurken, biz 16 yaşındaki bir çocuğu Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla tutukluyoruz. Yani tabii burada suçun oluşup oluşmadığı, eleştiri sınırları içinde olmadığı ki tabii tamamen eleştiri sınırları içerisinde olduğunu düşünüyorum ben. Orada bir bıyık çizmenin bir hakaret suçunu dahi oluşturmadığını düşünüyorum. Ama tutuklama tedbirinin uygulanması. Yani çok ağır bir tedbir. Çocuğun üstün yararı ilkesiyle birlikte düşündüğümüz zaman aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddesine de aykırı olduğunu görüyoruz burada. Yani bu sebeple çok büyük ihlal olmuş durumda. Hem insan hakları bakımından hem çocuk hakları bakımından. Şimdi bunu bir korkutma amaçlı mı yapılıyor acaba da desek bile, yani gerçekten çok ağır bir tedbir. Uygulanan çok ağır bir tedbir.
Bu sebeple bilemiyorum yani daha kötü günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. 16 yaşındaki bir çocuğun tutuklanması Cumhurbaşkanı'na karşısında. Bir de şöyle bir şey de var, onu da geçen bir kaynakta okumuştum. Cumhurbaşkanı hakaret suçundan daha önceki Cumhurbaşkanı, sizin dediğiniz 11. Cumhurbaşkanı, hı hı, Abdullah Gül'le karşı açılan hakaret davalarına bir kişi bile tutuklanmamış. Doğru. Ama şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaret suçlarına kaç kişinin tutuklandığını ben istatistik olarak bilemiyorum. Yani öyle bir iki parmak, elin parmakları sayılacak kadar değil, daha fazla. Bu sebeple artık bu başka bir şey ifade ediyor. Yani o Cumhurbaşkanı hakaret suçu başka bir anlam buluyor ülkemizde. Bu anlamda da endişe verici. Sadece hali hazırda derdest olan Cumhurbaşkanı hakaret dosyaları 12 bin mertebesinde. Hı hı. Ama toplam sayı olarak da yanılmıyorsam 200 binleri geçtik gibi bir şey hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama yani mertebe olarak o mertebede bir dosya sayısı var. Şikayetini geri çekti depremden sonra, evet, deprem bölgesinde olan sanık ve şüpheliler için. Şimdi tabii ben de girdim bazı Cumhurbaşkanı hakaret dosyalarında, yani duruşmalara katıldım ve kendi meslektaşlarıma da biraz sitem ettim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatlarına, yani ne yapıyorsunuz Allah aşkına dedim. Yani bilgisayar başında sürekli bunları mı analiz ediyorsunuz veya bununla alakalı bir ekibiniz mi var deyince de, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu re'sen araştırılan bir suçtur. Dolayısıyla bizim hiçbir şikayetimiz yok, bunlar hep kendiliğinden oluyor dedi. Ben de inandım diyelim, hani parantez içerisinde ünlem işaretiyle. Pek inandırıcı gelmedi. Son derece üzücü. Keşke hiç bunlara tevessül edilmese. Hele ki karşısında bir çocuk olunca. Hele ki bir de şöyle bir kıyas var. Yani ne tür bir kıyas? Biliyorsunuz seçim döneminde montaj bir video yapıldı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında hiç alakasız işte konuşan bir şahıs, onun montaj olduğu biliniyor. Ama o montaj videoyu yapanlar... Şimdi onu yapanlarla alakalı da işte böyle heyecanlı gençler falan gibi böyle ifadeler kullanıldı. Şimdi bu kıyaslanabilir bir durum değil. Yani bir tarafta bir montaj video var. Hani bir tarafta da işte bir bıyık çizme eylemi var. Ama onlara heyecanlı işte gençler deniyor, yetenekli ve heyecanlı gençler. Hani video konusunda yetenekliler, kesip biçebiliyorlar. Ama keşke bir kendine bıyık çizdiği zaman maalesef tutuklanıyor. Evet, yani hani işte yani böyle bir montaj videoyu Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı yapabildiklerini biz aklımızdan dahi geçiremiyoruz. Yani son derece üzücü. Pardon, bu hakaret konusunda siz açmışken söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı hakaret değil ama siz de dediniz ya, sistemlerimi iletiyorum meslektaşlarıma diye. Ya maalesef artık bunun bir sektör haline geldiğini görüyoruz değil mi? Siz de malumunuzdur. Özellikle gündemde olan kişilerin yani iddialara göre kendilerine zorla hakaret ettirip daha sonra buna ilişkin uzlaştırma aşamasında belli miktarlar karşılığında anlaştıkları, uzlaştıkları ve avukatların da bunun para almayıp müvekkillerinden bunların üzerinden bir gelir elde ettiklerini duyuyoruz maalesef. Gerçekten bu da ifade özgürlüğüne vurulan gerçekten büyük bir darbe aslına bakarsanız. Bu yola da çok fazla gidilmeye de başlandı. Yani bu anlamda da bu sektörün de bir an önce ortadan kaldırılmasını, ahim kararları doğrultusunda eğer hakaret suçu dediğimiz gibi sadece medeni hukuk boyutuna gelirse zaten o anlamda sanıyorum biraz da bunlarda da azalma görülecektir. Tabi bu hakaret suçlarında da yani bu konuda açılan soruşturma ve kovuşturmalarda da eğer iktidara yakınsa, iktidara yakın bir bürokratsa mesela ya da işte oraya yakın bir gazeteciyse vesaire, bunlar çok hızlı bir şekilde sonuçlanabiliyorlar. Ve bir şekilde cezalandırmaya doğru gidiyor. Ama sıradan bir vatandaş olduğunda da ya da muhalif olduğunda da çok ağır hakaretler dahi olsa, gerçekten hakaret olarak adlandırılabilecek hususlar dahi olsa maalesef evet ilerleme sağlanamıyor. Benim de sadece bir tane hakaret dosyam var. Hani bir kişiye karşılaştım. İşte hani orada da gördüm. Ki sosyal medyada biraz aktif olunca böyle şeylerle karşılaşmamak çok da mümkün değil.
umursamayıp geçiyorum. Hani siz, ama bir konu bizler olunca ilerleme sağlamak da çok mümkün olmuyor. Evet. Bununla beraber işte yeni seçimler yapıldı malum. Bu seçimlerde de siz de Türkiye İşçi Partisi adına faaliyetlerde de bulundunuz. Biz de muhaliftik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını desteklemiştik. Bunun için de çok uğraştık. Yani ben de işte görev aldım. Okullarda Ankara Barosu koordinesiyle de işte görevler aldık. İstediğimiz gibi olmadı sonuç ama netice itibariyle seçimler yapıldı. Ülkemiz için umarız hayırlı olur. Seçilen milletvekillerinden biri yemin edemedi. Evet. Hatay milletvekili Can Atalay, meslektaşımız, avukat. Neden yemin edemedi? Yani ne oldu? Neden engelleniyor milletvekilliği? Vallahi şimdi burada ne kadar hukuki açıklama yaparsam yapayım açıkçası boş kalacak değil mi? Yani işte şuna dayanılıyor, anayasanın bu maddesi vesaire desem ne kadar dersem diyeyim boş olacak. Yani şu anda Can Atalay'ın milletvekili yemini etmesini engellenmesi, Hatay halkının iradesinin ortaya konmasını engellemesi tek sebep siyasidir. Şimdi anayasamızın 83. maddesine baktığımız zaman Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi ve yeminini etmesi gerekiyor. Hatta bunu Yargıtay'ın resmen yapması gerekiyor. Yani hiçbir başvuruya gerek olmaksızın yapıp Can Atalay'ı serbest bırakması gerekiyor. Ama maalesef ülkede işler bu şekilde ilerlemiyor. Biraz önce sizin dediğiniz gibi işte en basit davalarda bile. Yani biz açtığımız zaman hakaret davası kime açtığına göre değişiyor. Ülkede yeknesak bir hukuk sistemi yok maalesef. Ona göre buna göre bir hukuk sistemi var. Bu anlamda da aslında Yargıtay'ın direkt reisten bakıp serbest bırakması gerekirken süreci anlamadığımız bir şekilde, aslında anladığımız ama hukuken anlamlandıramadığımız bir şekilde sürüncemede bıraktığını görüyoruz. 83. madde çok açık. Buna göre direkt olarak Can Atalay'ın serbest bırakılması gerekiyor. Bu süreç devam ederken biliyorsunuz yeni atanan Adalet Bakanı, o da bizim bir meslektaşımız, İstanbul İkinoğlu Barosu'na kayıtlı bir meslektaşımız, bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Can Atalay'ın suçu 14. maddedeki suçlardan olduğu için yasama dokunulmazlığı kapsamına girmiyor dedi. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir. Can Atalay hakkında verilmiş şu anda kesinleşmiş bir hüküm yok. Şu anda hala tutuklu olarak bulunuyor. Hüküm kesinleşmediği için bir hükümlülük hali söz konusu değil. 14. maddeye baktığımız zaman da anayasamızın 14. maddesine ben okumak da isterim bilmeyenler için. Burada anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz diyor. Şimdi burada Sayın Adalet Bakanı'nın neye dayanarak 14. maddedeki duruma girdiğini ve yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında kaldığını anlamıyoruz tabii. Buna ilişkin de yine Anayasa Mahkemesi'nin gergerli olduğu kararı var. Tam da bu konuya ilişkin. Orada diyor ki 83. maddede her ne kadar 14. madde istisna tutulsa dahi 14. maddede suçlar tadadi olarak sayılmamış. Yani hangi suçların 14. maddenin kapsamına girdiği anayasada sayılmamış. Bu sebeple bunu kullanarak sen seçim ve seçim hakkını engelleyemezsin diye bir kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Bu karar da ortada olmasına rağmen, ki dediğim gibi şu anda herhangi bir kesinleşmiş hüküm dahi yok. 14. maddenin uygulama imkanı bu durumda söz konusu değil. Ancak tamamen siyasi nedenlerle milletvekili yemini etmesini ve öncelikle serbest kalmasını ve milletvekili yemini etmesinin engellendiğini görüyoruz. Buna ilişkin dün bir basın açıklaması yapmak istedim. Türkiye'nin dört tarafından eş zamanlı olarak daha önce ki günlerde örgütlerde yapılmıştı. Adliyelerde avukatlar olarak çeşitli inisiyatifler, çeşitli topluluklarla bir araya gelen avukatlar olarak bir basın açıklaması yapmak niyetinde idik. Niyetindeydik diyorum. İstanbul'daki meslektaşlarımız, Antalya, Denizli, birçok ildeki meslektaşlarımız bu açıklamayı yapabildi. Ama biz Ankara Barosu avukatları olarak maalesef bu açıklamayı yapamadık. Polisin şiddetiyle karşı karşıya geldik. Polis bizi adliyenin önünü kapatıyorsunuz şeklinde, izniniz yok şeklinde engellemelerle sesini yükselterek daha sonra da fiziki müdahalede bulunarak
İşte adliyenin içerisine girin diye bizi barikatlar ittirerek adliye doğru ittirdiler daha doğrusu. O sırada yere düşen arkadaşlarımız oldu. Ezilme tehlikesi geçirdik çoğumuz. Gerçekten o kalabalık içerisinde. Hiçbir şekilde anlayamadığımız bir muamele. Burada herhangi bir yani kaldı ki toplantı ve yürüyüş, gösteri yürüyüşü hakkı değil. Yani burada düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini de siz ihlal ediyorsunuz. Açık bir şekilde ihlal ediyor. Biz orada tamamen avukatlardan oluşan bir topluluk olarak Can Atalay'ın milletvekili yapılmaması, tahliye edilmemesine ilişkin tamamen bir değerlendirmeyi ifade edecektik. Ancak buna müsaade edilmedi. Ve dediğim gibi bir polis şiddetiyle karşı karşıya kaldık. Kimi meslektaşımızın boğazlığı sıkıldı, çoğu darp edildi, kollarında izler var. Ve dediğim gibi neredeyse hepimiz ezilme tehlikesi geçirdik o anda. Ve yani inanılmaz bir hırsla bir müdahale etti kolluk kuvvetleri bize. Yani engellemeye çalışılıyor, o yüzden başında söyledim. Yani ben hukuki olarak burada ne dersem diyeyim, bu tahliye edilmemenin siyasi bir sahiki olduğu çok ortada. Tabii ben o görüntüleri izledim ve çok son derece üzüldüm. Ben hani yanınızda olmadığım için de hani üzgünüm, özürlerimi iletiyorum buradan bir kez daha. Ama bu Ankara Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla yapıldığı şeklinde söyleniyor. Tabii biz bunu bilemiyoruz, böyle bir talimat var mı yok mu? Ama söylenen o. Tabii adliye avukatların da iş yeridir. Adliye sadece hakimlerin ya da savcıların çalışma mekanları değildir, bizlerin de çalışma mekanlarıdır. Ve aynı zamanda da bütün bir halkındır elbette ki o adliye. Adaletin en görünen yüzü olması gereken, adaletin tesis edilmesi gereken mekanlar, öncelikli yerler. Bununla beraber sadece aslında ben o görüntülerde sadece polisler değil, oradaki özel güvenliklerin dahi avukatlara müdahale ettiğini gördüm. Doğru. Yani bu feci bir durum. Kanunsuz bir emri uyguluyorlar ve bir hırsla yapıyorlar bu işi enteresan bir şekilde. İşte bu da kolluğun ve yargının siyasetin ağzından çıkan cümleleri nasıl böyle titizlikle takip ettiğini ve onları hani riayet etme konusunda, anayasaya rağmen, kanunlara rağmen riayet etme konusunda yani ne kadar hani sorumsuzca bir istekle hareket ettiklerini gösteriyor. Son derece üzücü. Peki Can Atalay ile ilgili süreci nasıl öngörüyorsunuz bundan sonra? Yani vallahi dediğim gibi normalde Yargıtay'ın reysel çıkarması gerekiyor. Daha önce de buna ilişkin olarak işte Enis Berberoğlu da sanıyorum yine böyle bir durumla karşı karşıya evet. kalınmıştı. Ancak Enis Berberoğlu'nun orada kesinleşmiş bir hükmü de vardı. Kesinleşmiş evet. bir cezası vardı ve Anayasa Mahkemesi kararıyla çıkarıldı. Yani süreç artık buraya doğru gidiliyor. Ben hani Yargıtay'ın kendisinden çıkaracağını, reysen çıkaracağını ya da başvuru üzerine çıkaracağını şu an için düşünmüyorum. Yani şimdiye kadar çoktan çıkarması gerekiyordu. Ve bu açıkçası Adalet Bakanı'nın açıklamasını da doğru bulmuyorum. Yargılama devam ederken, süreç devam ederken sanki kesinleşmiş hüküm var gibi açıklama yapması bir bakıma yargıyı da etkilemek. Yani çünkü siz Adalet Bakanısınız, yargının başındaki kişisiniz ve sanki kesinleşmiş hüküm var gibi konuşmak bir bakıma yargıyı yönlendirmek anlamına da geliyor. Bu anlamda süreç ne şekilde ilerleyecek? Yani Anayasa Mahkemesi kararları alınsa dahi bu ülkede artık uygulanmadığını da görüyoruz biliyorsunuz. Yani Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları mahkeme ben uygulamayacağım, uygulamak zorunda değilim diyen yerel mahkemeler var. Yani nasıl bir akıl tutulması, nasıl bir hukuk bilmezlik? Artık bilemiyorum ama bu sürecin siyaseten uzatılacağını düşünüyorum. Ama biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Her gün haykırmak gerekiyorsa, her gün sokaklara çıkmak gerekiyorsa çıkacağız. Can Atalay özgürlüğüne kavuşması ve milletvekili yemin etmesi için. Çünkü Hatay gerçekten çok zorlu bir süreçten geçti. Depremden en çok etkilenen illerden bir tanesi ve iradesini ortaya koyarak Can Atalay'ı kendi milletvekili olarak seçti. Şu anda Hatay halkının iradesi gasp ediliyor. Hatay halkının millet meclisinde temsil edilmesinin önü engelleniyor. Bir vekilleri şu anda mecliste değil. Bu sebeple bir an önce hukuka uygun kararın verilerek Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve milletvekili yemini etmesini bekliyorum ve dediğimiz
dediğim gibi bunun için de her türlü mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz. Tabii Adalet Bakanı da deneyimli bir meslektaşımız esasen. Evet. İstanbul'da da uzun süre avukatlık yapmış. Pendik'te kendisini çok iyi biliyorlar. Kardeşi de avukat. Kardeşini de çok iyi tanıyorlar. Bunları da hani tırnak içerisinde söylemiş olayım. Ve hani bu kadar uzun süre avukatlık da yapmış bir meslektaşımızın masumiyet karinesini bilmiyor olması, kesinlikle bilmiyor olması, hani bunları beklenemez. Nitekim işte anayasanın 14. maddesini veya 83. maddesini hani bu derece tuhaf bir şekilde yorumlaması da aslına bakarsanız beklenemez ama bütün Adalet Bakanları genellikle avukatlardan oluyor ama Adalet Bakanı olunca bir haller oluyor. Evet. Meslektaşlarımıza. Yani böyle farklı bir şey çıkıyor yani içlerinden. Gerçekten. Evet maalesef. Şimdi tabii seçimleri geçtik. Seçimler bitti artık. Önümüzde bir 5 yıl daha her şey olağan koşullarda devam ederse bir seçim görünmüyor. Tabii ülkemizde demokrasi, yani bütün bu konuştuklarımız kapsamında da ne durumdadır? Bundan sonra nasıl olacaktır? Yani demokrasiye baktığımız zaman şu an gerçekten endişe verici durumda olduğunu görüyoruz. Seçim üzerinden daha çok yakın bir zaman geçti. Öyle olmasına rağmen alınan kararların, işte yargı eliyle verilen kararların, işte bütün konuştuğumuz program başından beri konuştuğumuz, işte 16 yaşındaki çocuğun tutuklanması, Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu hukuka aykırı açıklama, dediğiniz gibi bunu bilmiyor olma ihtimali yok. Yani deneyimli bir hukukçu kendisi, deneyimli bir avukat ve bu işin pratiğinden gelen bir hukukçu. Yani demokrasi açısından çok aydınlık bir gelecek şu açıdan aşamada görmüyorum ben. Biz insan hakları aktivistleri, kadın hakları, çocuk hakları aktivistlerine çok iş düşüyor bu süreçte. Gerçekten temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda, savunulması konusunda gerçekten önümüzde zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Umarım süreç beni yanıltır. Yani dediğim gibi şu kısa sürede yaşadıklarımıza baktığımız zaman bizi gerçekten mücadele dolu günlerin beklediği aşikar. Tabii bir demokrasi endeksi var. Demokrasi endeksinde bütün ülkeler 10 üzerinden puanlanıyorlar. Biz de en yüksek puanımızı 2012 senesinde almışız, 5.76. 5.76, şimdi 8-10 arası puanlar tam demokratik. 6-8 arası kusurlu demokrasi rejimleri, demokratik rejimler. İşte 4-6 arası hibrit rejimler olarak kabul ediliyor ve 4'ün altı da artık otoriter rejim. Yani biz ne otoriteriz ne hani demokratız ama hibritiz. Tabii 5.76 en azından kusurlu da olsa bir demokrasiye çıkabilecekken 2012 ve devamında sonra bir nevi baş aşağı düşmeye başlıyoruz ve geçen yıl itibariyle 4.35 demokrasi endeksindeki ortalama puanımız. Bunun tabii alt kırılımları var. Bu alt kırılımlarda da en kötü olduğumuz iki alan, birisi seçimler. Yani tam puanımızı hatırlamıyorum ama 3 küsur, 3.5 mertebesinde. Yani seçimlerimiz adil değil, dünya en azından böyle görmüyor, adil görmüyor. Bir demokrasi, yani demokratik bir ülkeye yakışan bir seçim sistemi değil. Bir otoriter rejimin yapabileceği türden bir seçim sistemine sahibiz maalesef. Ama en kötü olduğumuz alan da sivil özgürlükler alanı. Oradaki puanımız da yaklaşık 2. Yani bize düşen demek ki sivil özgürlükler alanında, özellikle sivil alanda elimizden geleni yapmak ve sivil alanı olabildiğince genişletmek. Şu an önümüzde de ciddi bir süre var, bir dahaki seçimlere kadar en azından. Aynen öyle. Yani şimdi baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi önündeki dosya sayısına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok dosyası olan ülkelere baktığımız zaman Rusya'nın çıkmasıyla birlikte birden birinci sıraya çıkmış durumdayız hak ihlallerinde. Yani umarım bu sayılar daha da artmaz. Anayasa Mahkemesi'nde çözüm önerileri geliyor gerçi biliyorsunuz zaman zaman işte başvuru ücretleri arttırılsın vesaire gibi tamamen yeni bir hak ihlaline sebep olacak şekilde bir yapılan öneriler. Umarım
bu başvurular azalır, daha demokratik günlerde buluşuruz. Kıymetli üstadım, çok sağ olun. Programımıza şeref verdiniz. Sizi ilerleyen yayınlarda da görmek isteriz. Umarım. Bizler hep birlikte adalet ve hürriyet için mücadele etmeye devam edeceğiz ve herkes için her koşulda, her yurttaşın adaleti ve hürriyeti doyasıya hissedebildiği, yaşayabildiği bir ülke hayalimiz var. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tekrar çok teşekkürler. İzleyicilerinize de teşekkürler. Benim için davet ettiğiniz için gerçekten çok keyif aldım. Çok da güzel konulardan bahsettik. Teşekkür ediyorum ben de. Umarım görüşürüz daha sonra. Sağ olun üstadım.